Hakkari'de üst bölgesine saldırı, bir şehit. Fındık protestosu da o hale takıldı. Darbeyi önledin dediler, emekli ettiler. Günün haberleri başlıyor. Hakkari Şemdinli Tekeli üst bölgesine Irak'ın kuzeyindeki Hakurt bölgesinden PKK'lar tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte bir askerle bir sivil şehit oldu, iki asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin referandumuna saatler kala Amerika'nın Sesi Kürtçe servisine konuşan Mesut Barzani, hiç kimsenin tehdidini kabul etmeyeceklerini söyledi. Barzani, tehdit dilini kullanan Türk yetkililere bu mesajımın açık bir şekilde ulaşmasını istiyorum ifadesini kullandı. Kuzey Irak tezkeresi için olağanüstü toplanan mecliste, HDP grubu adına konuşan Osman Baydemir de Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin yapacağı referandumu savundu. Meclis Başkanı İsmail Kahraman ise, Baydemir'in AKP, MHP ve diğer şer odaklarıyla yapılan ittifak sözleri sebebiyle savunma isteyeceğini ve özür dileteceğini söyledi. Yazar Aslı Erdoğan, Almanya'nın Osnabrück Belediyesi'nin verdiği Erich Maria Remarque Barış Ödülü'nü düzenlenen törenle aldı. Ödülü teslim alırken duygulu anlar yaşayan ünlü yazar, cezaevinde yaşadığı acı ve aşağılanmayı hala üzerinden atamadığını söyledi. Türkiye'deki siyasi gelişmelerin, insanların günlük hayatına etkilerini anlattığı köşe yazıları ve edebi eserleri nedeniyle ödüle layık görülen Aslı Erdoğan, "Hayatım boyunca mağdurların sesi olmaya çalıştım. Ta ki kendim de bir mağdur olana dek" ifadelerini kullandı. Ama herhalde bundan utanacak olan da ben değilim herhalde. Türkiye'nin utanması gerektiğini düşünüyorum yani. Eğer ben havaalanından çıkarken kalbim böyle küt küt atıyor, annem fenalaşıyorsa en son utanması gereken kişi benim. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kor General Atakalkan, bir kor general, bir tuğ general ve 19 albay, olağanüstü hal kapsamında hazırlanan kanun hükmüne kararname ile değiştirilen kanun maddesiyle emekliye sevk edildi. Kalkan'ın ismi 15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın Ankara'daki birimlerinde gerçekleşen darbe girişimini engelleyen generaller arasında yer alıyordu. Ordu Valiliği, tüm Köysen Ordu Şubesi tarafından düzenlenmesi planlanan "Fındığımıza sahip çıkıyoruz" mitingini OHAL gerekçesiyle yasakladı. Yasak kararına tepki gösteren sendika yetkilileri, OHAL'in varlığı herkese istediği gibi davranma etkisi veriyor. Valiliği, bu keyfi yasaklamadan vazgeçmeye davet ediyoruz açıklaması yaptı. Sudan gerekçelerle hak arama engellenmesin çağrısı yapan sendika temsilcileri, fındıkta soyguna, talana hayır pankartları açtı.